Mükemmel görünen bir ailenin dış görünüşünün altında neler yattığını hiç merak ettiniz mi? Psikologlar, insanlar ne kadar kusursuz, mutlu ve refah bir aile hayatı sergilemeye çalışırsa, altta yatan ilişki sorunlarının da o kadar büyük olduğunu iddia ediyor. Tipik olarak bu tür bireyler toplumsal algılarla derinden ilgilenir. Sürekli onay ve doğrulama ararlar. Bu mükemmel aile birimlerinin içinde kırgınlıklar yıllar içinde birikebilir ve genellikle beklenmedik ve sert şekillerde patlak verebilir. West ailesi herkese güçlü, mutlu ve varlıklı bir aile olarak görünüyordu ve muhtemelen de öyleydiler. Ta ki öyle olmayana kadar. Çift 14 yıldır evliydi. Birlikte bir kız çocuğu büyütüyorlardı ve evliliklerinde herhangi bir sorun olduğundan şüphelenmek için kimseye bir kez bile sebep vermemişlerdi. Ta ki 13 Ocak 2018 sabahı erken saatlerde 42 yaşındaki Bayan West evinin yakınlarında ölü bulunana kadar. Bu karmaşık hikaye cevaplardan çok sorulara yol açtı. Olay hem tuhaf bir kaza hem de planlanmış bir cinayet gibi görünüyordu. Dava kapanmış ve hükümlüler cezalarını çekmiş olmalarına rağmen pek çok kişi ölen kurban yerine fail olduğu iddia edilen kişinin yanında yer almıştır. Bunun nedenini anlamak için West ailesinin geçmişini en başından itibaren araştırmamız ve merhum ev hanımının çifte yaşama hakkında yıllardır dolaşan söylentileri çözmemiz gerekiyor. Caitlin Dawn West, 15 Şubat 1975'te Florida'nın şirin Davie kasabasında doğdu. Nancy ve Jonathan Martin'in tek çocuğu olarak mütevazi ve alçak gönüllü bir aile ortamında büyüdü. Çocukken annesinin sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşmemiş bir hayal olan küçük bir kardeşe özlem duyuyordu. Belki de bu yüzden Caitlin oyuncak bebeklere aşırı bağlıydı. Onlara canlı varlıklar gibi davranıyor, şarkı söylüyor ve onları kucaklıyordu. Caitlin okuldayken güzelliği ve sosyalliğiyle tanınır, spor ve dans etkinliklerine aktif olarak katılırdı. Bununla birlikte ergenlik yıllarında hipertimi dönemleri, sürekli yüksek ruh hali ve psikomotor ajitasyon ile dönüşümlü olarak depresyon ve anksiyete ile karakterize edilen bipolar afektif bozukluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Ne yazık ki ailesi durumunu daha sonraya kadar fark etmedi. O zamana kadar Caitlin duygularını yönetmek için alkole yönelmişti. Ancak alkolizm tedavisi sırasında sorunlarının temel nedeni tespit edildi. 20'li yaşlarında Caitlin alkol bağımlılığının üstesinden geldi. Bipolar bozukluğunu yönetmek daha zordu ve karmaşık ilaç etkileşimlerine ve yan etkilere neden olan birkaç güçlü ilaç gerektiriyordu. Sonunda zamansız ölümüne kadar ilaç tedavisine devam etmek zorunda kalmasına rağmen bozukluk kontrol altına alındı. Caitlin evliliğe, bir aileye ve çocuklara özlem duyuyordu. Ancak muhtemelen psikolojik bozukluğu ve alkol sorunları nedeniyle özel hayatı zorluklarla doluydu. Yine de çekici sarışının birçok hayranı vardı. Hayatı partilerle geçti ve her zaman spot ışığının tadını çıkardı. Caitlin gençliğinde modellik yapmayı, oyuncu seçmelerine katılmayı ve farklı görünümler denemeyi arzuluyordu. Özellikle 50'li yılların ikonik film yıldızı ve stil sembolü Marilyn Monroe'dan etkilenmişti. Monroe'nun filmlerini defalarca izledi, posterlerini topladı ve onun tarzını ve imajını taklit etti. Caitlin'in idolüne belli bir benzerlik taşıdığını belirtmek gerekir. Bu durumdan gururla yararlanıyor ve ona değer veriyordu. Caitlin'in ünlü bir model olma hayali gerçekleşmemiş olsa da fotoğrafları sık sık yerel dergilerde yayınlanarak ona biraz tanınırlık, bir hayran kitlesi ve zaman zaman memleketinin sokaklarında tanınırlık kazandırdı. 28 yaşında nihayet bir aile kuracağı adamla William West'le tanıştı. Daha çok göbek adıyla bilinen William Jeffrey West, 1970 yılında Alabama'da tipik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren orduda ya da kolluk kuvvetlerinde bir kariyer hayal ediyordu. Çalışkan bir öğrenci ve aktif bir spor tutkunu olan William, güçlü, zinde ve inanılmaz derecede odaklanmış biriydi. William, 1990'ların başında ABD ordusuna katıldı ve başlangıçta askeri polis memuru olarak görev yaptı. Kendini adaması, onu, bireyleri, ordu ve donanmaya kaydetmekten sorumlu bir askeri işe alım görevlisi olmaya yöneltti. Nihayetinde askeri alma bölümünün başına kadar yükseldi. William toplamda hayatının 20 yılını askerlik hizmetine adadı. Askeri kariyeriyle eş zamanlı olarak William yüksek öğrenimine devam etmeyi seçti. Güney Carolina Üniversitesi'nden halkla ilişkiler alanında lisans derecesi aldı. Çalışmalarına ceza adaleti ve afet ve acil durum yönetimi alanlarında devam etti ve sonunda yüksek lisans derecesi aldı. William, zeki, soğukkanlı ve hedef odaklı olmakla birlikte
mütevazi ve biraz da içe dönük biriydi. Gürültülü partiler yerine sessiz toplantıları tercih eder ve genellikle spot ışıklarından kaçınırdı. Genç yaşta evlendi ve iki çocuk babası oldu. Sadık bir aile babası ve sorumlu bir ebeveyn olarak tanındı. Ordudan emekli olduktan sonra William, bir üniversite kasabasının polis departmanında onbaşı oldu. Kampüs toplumunun güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiş, görevlerine ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşmıştır. Kendisine bir ateşli silah verilmiş olmasına rağmen kariyeri boyunca hiç kullanmak zorunda kalmadı. Tuhaf ama mutlu çiftin yolları 2000'li yılların ortalarında kesişti. O sırada hala orduda görev yapan Jeffrey ilk karısıyla evliydi. Sert ve sessiz bir asker olan Jeffrey'in gösterişli, cesur ve dikkat çekmeyi seven bir sarışınla ortak bir yönü olması pek mümkün görünmüyordu. Yine de anında karşılıklı bir çekim hissettiler. Aralarındaki 5 yıllık yaş farkı, Jeffrey'in mevcut evliliği ve Caitlin'in sürekli mücadele ettiği alkolle dönemsel mücadelesi ilişkileri için caydırıcı olmadı. Jeffrey kısa süre sonra yeni aşkıyla birlikte olmak için boşanma davası açtı ve tanışmalarının üzerinden 5 ay geçmeden Las Vegas'taki bir kilisede sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdular. Çift 2005 yılında birlikte tek çocukları olan Lola adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Jeffrey'in memleketi olan Alabama'nın sakin Calera kasabasında özel olarak inşa edilmiş rahat bir eve yerleştiler. Caitlin yatak odalarını bizzat tasarladı ve idolü Marilyn Monroe'nun portreleriyle süsledi. Komşuları Wester'den övgüyle bahsediyor, birbirlerine tamamen zıt olmalarına rağmen onları mutlu bir çift olarak tanımlıyordu. Caitlin, cesur makyajı, şık saç modelleri ve Barbie benzeri kıyafetleriyle her zaman çarpıcı ve çekici görünmek için çabaladı. İnsanların bakışlarını üzerinde toplar ve iltifatlara bayılırdı. Her zaman neşeli ve güler yüzlü görünürdü. Buna karşılık Jeffrey, uzun askeri kariyerinin bir yansıması olarak çekingen, ciddi ve son derece disiplinli görünerek onun varlığının gölgesinde kalmış gibi görünüyordu. Çabalarına ve çarpıcı görünümüne rağmen Caitlin, başarılı bir modellik kariyeri yapamadı. Evlendikten ve kızını dünyaya getirdikten sonra rahat bir yuva kurmaya ve çocuğunu büyütmeye odaklandı. Yine de bir ev kadınının sıradan hayatı yeterli değildi. Dikkat çekmeyi ve tanınmayı arzuluyordu. 2000'lerin sonunda sosyal medyanın yükselişiyle birlikte internette aktif olarak fotoğraf paylaşmaya başladı. Başlangıçta bunlar zararsız Barbie veya Marilyn Monroe temalı fotoğraflardı. Ancak yavaş yavaş daha kışkırtıcı ve cüretkar hale geldiler. Yakın kaynaklar kocasının onun bu yeni hobisine aldırış etmemekle kalmayıp sık sık kişisel fotoğrafçısı rolünü oynadığını söylüyor. Zararsız gibi görünen bu iş, sonunda ücretli abonelikler yoluyla Caitlin için kazançlı bir girişim haline geldi. Popüler bir yerel restorandan çeşitli hazır deniz ürünleri yemekleri, süpermarketten bir şişe kaliteli brandy ve absent aldılar ve Caitlin'in romantik bir hava yaratmak için yakındaki bir mağazadan seçtiği aromatik mumları aldılar. Bulundukları her yerdeki güvenlik kameralarına yakalanan çift, mutlu ve kaygısız görünüyor, yaklaşan trajediye dair hiçbir ipucu vermeden gülümsüyor ve şakalaşıyorlardı. Satın aldıklarıyla birlikte evlerine dönen çift, akşam yemeklerinin ve alkollü içeceklerin keyfini çıkardı. Aralıklı olarak alkol bağımlılığıyla mücadele eden Caitlin, alkolün etkisiyle çevrim içi alter egosu Kitty Cat'e dönüştü. Jeff'ten önce iç çamaşırlarıyla sonra da çıplak olarak bir fotoğraf çekimi yapmasını istedi. Buna karşı çıkmayan Jeff, Caitlin'in özel OnlyFans profilinde akşam saat 10 civarında yayınlanan birkaç açık fotoğraf çekti. Ancak tutkulu bir geceyle sonlanması beklenen romantik akşam kısa süre sonra bir kabusa dönüştü ve trajik bir sonuca yol açtı. 13 Ocak sabahı erken saatlerde, saat 5 sularında West'in genç bir komşusu işe gidiyordu. Güneş henüz doğmamıştı ama dışarısı yeterince aydınlıktı. West'in evinin önünden geçerken gözüne bir şey takıldı ama ne olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Yavaşladığında yolda hareketsiz yatan, neredeyse tamamen çıplak bir kadın fark etti. Ayrıca evin kapısının eşiğinde duran birini gördüğünü sandı. Ama onu fark edince hızla gölgelerin içinde kayboldu. Sorgulama sırasında bu kişinin eve mi girdiğini yoksa sokaktan mı kaçtığını kesin olarak söyleyemedi. Ürkmüş ve ne yapacağından emin olamayan genç kadın cesede yaklaşmakta tereddüt etti. Eve döndü, ailesine haber verdi ve onlar da toplu halde acil servisi arayarak bu korkunç keşfi bildirdiler. Operatörün ricası üzerine yardım gelmesini beklerken isteksizce yerde yatan ve Bayan West olduğu anlaşılan kadına yaklaştılar ve nabzını kontrol ettiler. Ne yazık ki nabız yoktu.
Vücudu soğuktu ve şimdiden ölüm katılığı belirtileri gösteriyordu. Caitlin yüzüstü, vücudu çoğunlukla kaldırımda, üzerinde sadece parlak pembe bir sütyenle bulundu. Başının altında bir kan gölü oluşmuştu ve yakınında içindekilerin bir kısmı yola dökülmüş ve şişenin üzerinde kan lekeleri bulunan bir absent şişesi vardı. Kısa bir mesafe ötede ise parçalanmış akıllı telefonu duruyordu. Burası sakin bir yerleşim bölgesi olduğu için gece boyunca başka tanık olmamıştı. Dolayısıyla West'in arabasının en son akşam 8.30 civarında görülmesiyle komşunun Caitlin'in cansız bedenini bulduğu sabah 5 arasındaki zaman aralığı muhtemelen sadece kocası tarafından tanık olunan bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan dedektif Michael Melhoff, cesedin bulunduğu eve doğru yola çıktı. Kapıyı bir adam açtı. Biraz endişeli görünüyordu ama durumdan habersiz olduğunu iddia ediyordu. Karısının nerede olduğu sorulduğunda yeni uyandığını ve onu yatağında bulamadığını söyledi. Bunun üzerine dedektif dışarı çıkmasını istedi ve komşuları tarafından Caitlin West olarak teşhis edilen bir kadın cesedinin evin yakınlarında bulunduğunu bildirdi. Ceketini giyen adam memurun peşinden gitti ve ölen kişinin gerçekten de karısı olduğunu doğruladı. Ancak Jeff'in tepkisi alışılmadık derecede sakindi. Gözyaşları ya da çığlıklarla cesedin yanına koşmadı. Gece boyunca nerede olduğu ve neler yaptığı sorulduğunda Bay West, önceki akşam içki içtikleri için mışıl mışıl uyuduğunu ifade etmişti. Ne olduğunu düşündüğü sorulduğunda ise sadece omuz silkerek talihsiz bir kaza olabileceğini öne sürmüştü. Bay West ayrıca eşinin ilaç tedavisi gerektiren bipolar afektif bozukluktan muzdarip olduğunu ve alkolle mücadele ettiğini, sarhoş olduğunda dengesiz davrandığını paylaştı. Kadının bazen arka bahçelerindeki trambolinde zıpladığını, zaman zaman trambolini ıskaladığını ve kendini yaraladığını belirtmişti. Evde yapılan aramada herhangi bir boğuşma ya da şiddet izine rastlanmamıştı. Mutfak masasında yemek artıklarıyla dolu iki tabak, iki bardak ve yarısı boş bir konyak şişesi bulunmuştur. Son fotoğraflarında görülen yüksek topuklu ayakkabıları masanın altında, bulunduğunda giydiği sütyene uygun iç çamaşırı ise yerdeydi. Ancak çöpte bulunan birkaç kanlı peçete ve açık bir temizleyici şişesi soru işaretlerine yol açtı. O gün Jeffrey, davanın ana ve tek şüphelisi olarak gözaltına alındı. Karısıyla geçirdiği son akşamı anlatan Jeffrey, karısının çok içtiğini ve bundan hiç hoşlanmadığını belirtti. Ortaya çıkan fotoğraf seansından sonra daha samimi bir ortam için yatak odasına geçeceklerini umuyordu. Birkaç dakikalığına duş almak için uzaklaşmış ve geri döndüğünde karısının hala masada oturduğunu, şişeden doğrudan absent içtiğini ve telefonunda biriyle mesajlaştığını görmüştür. Jeff bu duruma çok sinirlendi ve aleti bir kenara bırakması için yaptığı ricalar Caitlin tarafından görmezden gelindi. Telefonu Caitlin'in elinden almaya çalışmış ve bu esnada yanlışlıkla karısının yüzüne dirsek atarak burnundan birkaç damla kan gelmesine neden olan küçük bir itiş kakış yaşanmıştır. Ona göre polisin atılan peçetelerde bulduğu kan buydu. Bay West sonunda telefonu eşinden almış ve kapıyı açarak karanlığa fırlatmıştır. Bu olaydan sonra arkasını dönüp yatağa gittiğini ve eşinin yakında sakinleşip kendisine katılacağına inandığını iddia etmiştir. İddiasına göre polis kapısını çalıp Caitlin'i sorana kadar olayların nasıl geliştiğinden habersizdi. Karısının nadiren yanından ayırdığı telefonunu bulmak için dışarı çıkmış ve bitirmek için absent şişesini yanına almış olabileceği tahmininde bulunmuştur. Ayrıca düşmüş başına şişeye çarpmış, bilincini kaybetmiş ve donarak ölmüş olabileceğini ya da birinin ona saldırmış olabileceğini öne sürdü. Bay West, Bayan West'in baştan çıkarıcı pembe iç çamaşırı takımının alt kısmının neden olmadığını ya da neden girişe yakın bir yerde asılı duran dış giysilerini giymeden sadece sütyenle telefonunu aramaya gittiğini açıklayamadı. Bu davranışı alkol zehirlenmesine bağlamıştı. Bazı ayrıntıları hatırlamayacak kadar sarhoş olduğunu iddia etmiş ve soruşturmayı olayların sırasını bir araya getirmeye bırakmıştı. Kanıtlar azdı ve hiç tanık yoktu. Otopsi sonucunda 42 yaşındaki kadının ölüm nedeninin muhtemelen yakınında bulunan absent şişesiyle kafasına aldığı künç cisim darbesi ve hipotermi olduğu tespit edilmişti. Olay sırasında kadının kanındaki alkol oranı %2,5'i aşmış olup bu da koordinasyon bozukluğu ve yüksek bilinç kaybı riskiyle birlikte ciddi bir sarhoşluk belirtisiydi. İlk bakışta her şey aynı hizada görünüyordu. Aşırı derecede sarhoş olan Caitlin dışarı çıkmış, telefonunu ararken bitmemiş absent şişesini de yanında götürmüştü. Muhtemelen telefonunu uzanırken dengesini kaybetti, başını şişeye çarptı, bilincini kaybetti ve yaralanma ve maruz kalma nedeniyle öldü.
Üzerinde kan izleri bulunan şişe başının yanındaydı ve evi terk etmesinin nedeni olan akıllı telefon da yakınlarda bulundu. Ancak soruşturma bu senaryoyu çok basit ve kurgulanmış buldu. Uzmanlar baş yaralanmasının cesedin yanındaki şişeyle yapıldığını doğruladı. Ancak adli tıp analizleri, Caitlin'in kendi başına düşmüş olması halinde şişenin kafasına paralel durmayıp yuvarlanacağını göstermiştir. Şişenin üzerinde hem Caitlin'in hem de kocasının parmak izlerinin yanı sıra tanımlanamayan bazı lekeli parmak izleri de bulundu. Evde bulunan kan lekeli peçeteler ve açılmış bir şişe ev temizleyicisi müfettişleri farklı bir sonuca götürdü. Daha sonra mahkemede birincil ve tek makul teori olarak sunulan teorileri, çiftin Caitlin'in aboneleriyle meşgul olması nedeniyle tartıştığını öne sürüyordu. Jeff, öfkeyle ona şişeyle vurarak ölümcül bir yaralanmaya neden oldu. Paniğe kapılan Jeff, kazara düşme numarası yapmaya çalışmış, evdeki kanı temizlemiş ancak kanıtları yok etmeyi başaramamıştır. Bu teoriyi kısmen destekleyen ise Jeff'in telefonunda bulunan ve adımlarını takip eden fitness uygulamasıydı. Uygulamaya göre gece yarısına kadar ve sabahın erken saatlerinde polis gelmeden önce evin etrafında aktifti ve uyuduğu iddiasıyla çelişiyordu. Polis, Jeff'in bu süre zarfında delilleri gizlemeye çalıştığını düşünmüştür. Cesedi bulan komşu, sorgulama sırasında evin kapısının eşiğinde bir erkek silüeti gördüğünü ve bu kişinin hızla bilinmeyen bir yöne doğru gittiğini hatırladı. O kişinin Bay West mi yoksa başka biri mi olduğunu kesin olarak söyleyememişti. Şafağın ilk ışıklarında bu kişinin eve girip girmediğini de anlayamamıştı. Merhumun internetteki popülaritesi göz önüne alındığında bu bilgi araştırmacıların ilgisini çekti. Kitty Cat'in ifşa edici fotoğraflarını görmek için para ödeyen birçok erkek hayranı vardı. Böylece aboneleri arasında saplantılı bir takipçinin varlığını öne süren bir teori ortaya çıktı. Belki de birileri Caitlin'le kişisel bir karşılaşma arayışına girmiş ve daha yakın bir tanışma umuduyla onu takip etmişti. Orta yaşlı ev kadını, çeşitli erkeklerden bazen uygunsuz teklifler içeren mesajlar alsa da mesafesini korumuştu. Mesajlarda açık bir tehdit ya da tacize rastlanmamıştı. Özellikle başka eyaletlerde yaşayan ve sağlam mazeretleri olan birkaç ısrarcı hayran şüpheli olarak hızla elendi. Bununla birlikte kapı eşiğinde ev sahiplerine ait olmayan ayak izleri bulundu. Bu izler çimenlerin üzerinde kayboldu ve kaynağı gizemini korudu. Bay West karısına zarar vermiş olabilir miydi? Komşular, arkadaşlar ve akrabalar çifti mutlu ve başarılı olarak tanımlıyorlardı. Jeffrey, karısının benzersiz çevrim içi faaliyetlerinin farkındaydı ama bunları zararsız eğlenceler olarak görüyordu. Bu arada sosyal çevreleri Caitlin'in ikinci kişiliği Kitty Cat'ten habersizdi. Tıpkı takipçilerinin çoğunun onun gerçek hayattaki kimliği hakkında hiçbir fikri olmadığı gibi. Karısına şiddet uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda Jeffrey bunu kesin bir dille reddetmiş ve onu zarar veremeyecek kadar çok sevdiğini belirtmişti. Ancak evlerinde sık sık tartışmalar yaşanmaya başlamıştı. Telefonlarında özellikle 12 Ocak tarihli çiftin hararetli bir şekilde tartıştığı bir mesajlaşma bulundu. Caitlin, Jeffrey'i canlılık ve mizaç olarak kendisine uymadığı için eleştirdi. Hatta uyumsuz olabileceklerini öne sürdü. Adli kanıtlar ve toplanan detaylar sadece dolaylı olarak suçluluğunu ima ederken Jeffrey baş şüpheli olarak kaldı. Özellikle tutuklanmasının ardından sadece ebeveynleri değil, kızı ve kayınvalidesi de onun masumiyetine inanarak ve karısına asla zarar veremeyeceğini iddia ederek onu savunmak için toplandılar. Duruşma ve karar, Jeffrey West'in tutuklanmasının ardından belirlenen $500,000 kefaleti karşılayamaması, duruşmasına kadar gözaltında kalması gerektiği anlamına geliyordu. Bu bekleyiş neredeyse 3 yıl sürdü. Kendisine ceza indirimi karşılığında karısının ölümündeki suçunu kabul ederek bir savunma anlaşması teklif edildi. Ancak Jeffrey, masum olduğunu savunarak bunu kararlılıkla reddetti. Kasım 2020'de başlayan dava, kısmen Caitlin'in internetteki şöhreti nedeniyle medyanın büyük ilgisini çekti. Bu tanıtım, yargıçlar ve jüri üyeleri üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu zamana kadar o talihsiz gecede yaşanan olaylara üçüncü bir şahsın karışmış olma ihtimali artık düşünülmüyordu. Savcılık tüm kanıtların Bay West'e işaret ettiğini savunuyordu. Kıskançlık krizinde ve alkolün etkisiyle birlikte karısına bir şişeyle vurarak ölümcül yaralanmalara neden olduğuna inanıyorlardı. Panik halinde olay yerini kaza süsü vererek düzenlediğini ve evin içindeki kanıtları ortadan kaldırdığını öne sürdüler. Jeffrey'in savunma ekibi, Caitlin'in ölümünün gerçekten de kaza olduğunu iddia ederek, Caitlin'in denge ve koordinasyonunu etkileyen bir faktör olarak kanındaki aşırı yüksek alkol seviyesini gösterdi. Caitlin'in annesi içten bir ifadeyle damadını destekledi.
kızını eksantrik olarak tanımlamış, ancak Jeffrey'in onu koşulsuz sevdiğine ve ona asla zarar vermeyeceği konusunda ısrar etmiştir. Ayrıca mahkemeye annesini kaybeden ve babasını da kaybetmek üzere olan torunları Lola'yı da göz önünde bulundurması çağrısında bulundu. 11 Ocak 2021'de jüri, kasıtsız adam öldürme suçundan suçlu olduğuna karar verdi. Jeffrey, daha önce yattığı süre göz önünde bulundurularak en fazla 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özellikle başlangıçta teklif edilen savunma anlaşmasını kabul etmiş olsaydı, çoktan serbest kalmış olabilirdi. Jeffrey ve avukatları tarafından yapılan tüm temyiz başvuruları şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlandı. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.